Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında terbiyeli yayla çorbası yapacağız. Gördüğünüz gibi. Eğer çocuklarınız yoğurt sevmiyorsa bu şekilde yapıp servis edebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun yapım aşamasıyla başlayalım. Bir tenceremde bir çay bardağı pirincimizi alıyorum. İyice yıkayacağım. Üzerine 6 su bardağı su ekliyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, mercimeğimiz haşlandı ve şimdi sosunu hazırlıyorum. 1,5 su bardağı yoğurdumuzu aldım kasemize. Bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Üzerine 1,5 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Bir adet yumurta sarısı. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpacağız. Hiçbir şekilde un topaklanmaz kalmaması için iyice çırpalım. Evet arkadaşlar, çorbamızın üzerine biraz su ilave ediyorum, sıcak su koyulaştığı için. Siz de göz kararı ekleyebilirsiniz. Çorbamızın suyundan sosumuzu alıyorum birkaç kepçe ve çırpıyorum ki sosumuzun ılınmasını sağlıyorum. Kesilmesin sosumuz. Birkaç kepçe alıyorum, iyice çırpıyorum. Evet arkadaşlar, sosumuzu tenceremize aktarırken çırpa çırpa aktarıyorum ki kesilme olmasın diye. Biliyorsunuz içinde yumurta ve yoğurt olduğu için kesilebilir. Kaynayana kadar ara ara karıştırıyoruz mutlaka. Bir yandan da sosumuzu yapacağız arkadaşlar üzerine. Tavamızı, ocağımızı aldım. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum ve erimeye bırakıyorum. Ara ara çorbamızı da karıştırıyorum. Tereyağımız erirken bir yandan da çorbamızı mutlaka karıştıralım arkadaşlar. Gerçekten sürekli karıştırarak yaparsak bu çorba çok kıvamlı ve lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum sizlere de. Eriyen yağımızın üzerine bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Nanenin çok yanmaması gerekiyor. Bir tur çeviriyorum tavamızı. Ve sosumuzu tenceremize ekliyorum. Tavamızın içine bir iki kepçe de çorbamızdan ekledim ve ilave ediyoruz. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Bir iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatacağız arkadaşlar. Ve servise dinlendikten sonra servise hazır hale getireceğiz. Evet artık tuzunu da ekledim. Ve bir iki taşım kaynayacak. Ve dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorbamız pişti, dinlendirdim. Şimdi sizlere servisini yapacağım. Tam kıvamında oldu gördüğünüz gibi. Muhteşem bir çorba oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorbamız servise hazır gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi tam kıvamda. İşte dinlenince, zaten dinlendikçe koyulaşıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu. Eğer çocuklarınız yoğurt yemiyorsa bu şekilde yapıp servis edebilirsiniz. Bol vitaminli bir çorba arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlar, şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.